arkadaşlar, bizi takip eden arkadaşlarımız biliyordur. Takip etmeyen ve kanalımıza misafir olan arkadaşlarımız için birkaç cümleyle kanalımızı tanıtmak isterim. Kanalımız bir eğitim platformu. Eğitim alanındaki güncel duyurular, başvurular, sonuçlar ve tercihlerden bizi takip ederek anında haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bana kulak verecek olan arkadaşlarım 2021 tayfa ve mezunları kapsayacaktır. Sizler için elimden geldiğince yararlı videolar çekmeye çalışacağım. Sizlerle beraber kaynak incelemesi yapacağız, çıkmış soruları analiz edeceğiz, motivasyon seviyenizi üst düzeyde tutmak için çalışmalar yapacağız. Kesinlikle sizlere program yapmayacağım. Sizler kanalımızı takip ettikçe kendi programınızı kendiniz oluşturacaksınız. Ders programı kişiye özeldir, genele mal edilemez. Sizler kendinizi tanıyacaksınız. Daha sonra bir masanın başında kaç dakika oturabiliyorsunuz, bunu ölçeceksiniz. Mesela aldınız kitabı, başladınız çalışmaya. 20 dakika geçti, dikkatiniz dağılmaya başladı. Hemen burada duracaksınız, ara vereceksiniz. Neden? Çünkü şu anda senin dikkat süren 20 dakika. 20. dakikadan sonra o ders sana eziyet gelecek ve sıkılacaksın. Daha sonra anlamıyorum ki ya of deyip ders çalışmayı tamamen bırakacaksın. Benim sizden istediğim önce masa başında kaç dakika oturabiliyorsunuz onu öğrenmeniz. Bunu öğrenirseniz çalışmalarınıza daha sistematik bir şekilde yön verebileceksiniz. Amacımız kendimizi tanımak, dikkatimiz kaçıncı dakikadan sonra dağılıyor bunu öğrenmek. Takip eden arkadaşlarım kaç dakika masa başında kalıyor? Lütfen yorum kısmında belirtsin. Bu dakikalar bizim için çok önemli. Seviye seviye masa başında oturma süremizi uzatacağız. Gelelim ikinci konuya. En önemli konulardan bir tanesi bu. Hedef belirleme. Kendinize bu soruyu sorun. Bu hayatta nerede olmak istiyorsunuz? Hangi mesleği yaparsanız daha mutlu olacaksınız? Bu can alıcı bir soru. Puanı alayım, sonra mesleğe karar veririm deme. Vallahi böyle olan arkadaşlarıma çok üzülüyorum. Böyle olmaz. İstediğin mesleği yap. Aldığın puana göre mesleğini belirleme. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Diyelim ki 4 yıllık bir bölüm bitirdiniz. Ailenizin sizden beklentileri var. Sonuçta üniversite bitirdin. Hemen atanman lazım. Size bu gözle bakıyorlar. Hiç müsaade etmek yok. Daha yeni mezun oldu. Bir sene KPSS çalışsın. Bakalım ne olur demek yok. Üniversite bitti. Hemen iş başı. Birçok aile bu şekilde. Durum böyle olunca karşı tarafın yıpranmaları başlıyor. Bunu söylememdeki amaç hedef belirle. Evet, sonra da bu hedefin sonunda işsiz kalma. Yani öyle bir hedef koymalıyız ki rakiplerimize fark atıp o alanda mezun olduktan sonra iş başı yapalım. Erkekler için olay biraz daha farklı. Mezun oldunuz, askere gittiniz, elinize mesleğinizi aldınız. Artık evlenmeniz lazım. Bu bir kısır döngü. Bayan arkadaşlarımız için mezun oldunuz, işinizi buldunuz, sonra da eşinizi bulup evlenmenizi bekleyeceklerdir. Bu döngü genel anlamda hep böyledir, yani değişmez. Hayat size hep sorumluluklar yükleyecektir. Bu sorumluluklardan sadece çalışarak kurtulabilirsiniz. Bunu unutmayın. Kesinlikle rotasız bir gemi olmayın. Bir rotanız olsun ve o uğurda elinizden gelecek her türlü çalışmayı yapın. Bir sene, iki sene ya da fark etmez belki üç sene. Hiçbir önemi yok. Bir ömrünüzü kurtarmış olacaksınız arkadaşlar. Burası çok önemli. Evet, 3 seneni verdin ama istediğin bir bölümü kazandın. Bu bölümün sonunda işini eline aldın. Ve ne oldu? Bir ömrünü kurtarmış oldun. Etrafımda o kadar çok öğrenci var ki üniversite kazanıyor. İstemedi, sadece puanının yettiği bir bölüm okumak için gidiyor. İkinci senesinde benim burada ne işim var deyip başlıyor tekrardan sınava hazırlanmaya. Ya da üniversiteyi bitiriyor. Babasının mesleği neyse onu devam ettiriyor. Kendinizi bulun arkadaşlar. Yaşınızın kıymetini bilin ve mutlaka çalışın. Bu vatanın sizlere ihtiyacı var. Bu bilinçle hareket edin. Üçüncü konumuz dershane ile ilgili. Arkadaşlar, YouTube'da o kadar güzel ve yararlı kanallar var ki bu kanalları mutlaka takip edin. Benim şahsi fikrimdir. Bu beni bağlar. Ben dershaneye kesinlikle karşıyım. Hem zaman hem de maddi anlamda bir zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Dershanedeki hocaların anlattığını YouTube'da 10 misli daha açık anlaşılır anlatan hocalarımız var. Lütfen onları izleyin, onları takip edin. Ki zaten başta da söylemiştim. Kendinizi tanırsanız ne yapacağınızı çok iyi bileceksiniz. Hangi derse kaç dakika ayırmalıyım? Bu derste nereyi anlamadım? Neden anlamadım? Soruyu nasıl çözüyorum? Bu soruyu nasıl çözmeliyim gibi soruları siz kendinize sorup dersten üst düzey seviyede verim alacaksınız.
Ben böyle çalıştım ve çalıştığımın karşılığında misli misli aldım. Anahtar sözcük kendini tanımak. Bu nedenle dershane bana çok gereksiz geliyor ama özel ders alabilirsiniz, bu olabilir. Bir dersten hiç temeliniz yoktur ve yardıma ihtiyacınız varsa özel ders mutlaka alınmalı. Çünkü bir binayı inşa ettiğimizi düşünelim. Temeli sağlam olmasa ne olur? Ya inşaat çökecektir. Temel çok önemli. Temelin yoksa çalışmalara başlayın. Baktınız olmuyor, özel ders alın ve açığınızı kapatmaya çalışın. Hepinizin bildiği gibi bir süreçten geçiyoruz. Pandemiden dolayı dershaneler kapandı. Bu sebeple mağdur olan çok öğrencimiz oldu. Paralarını geri alamadılar ve bu süreç hala devam ediyor. Dershaneye yazıldınız ve Allah korusun tekrardan böyle bir durumla karşılaşırsak yine dershaneler kapanabilir, sizler mağdur olabilirsiniz. Bu sebeple ne yapacağız? Kendi işimizi kendimiz halledeceğiz. İmkanımız var ve bu imkanı değerlendireceğiz. Kendinize uygun olan öğretmenleri bulup onları dinleyeceksiniz. Notlarınızı alacaksınız, sorularınızı çözeceksiniz. İlerleyen zamanlarda farklı çalışmalarımız olacak. Ben de elimden geldiğince, dilim döndükçe sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Sizlerden isteğim kanalımıza abone olup arkadaşlarınızı sayfamızı önermeniz. Son olarak dershaneye gidemeyen arkadaşlarımız internet üzerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekleri uygulamalar var. Bu uygulamaları takip edin. Çözemediğiniz soruları bu uygulamalarda çözebilirsiniz. Sizlere internet üzerinden ücretsiz istediğiniz her uygulamayı sunuyorlar. Yeter ki siz çalışın ve başarılı olun. Şunu da belirteyim, ileride kaynak incelemesinde bulunacağız. İncelediğimiz kaynakları çekiliş yaparak kanalımıza abone olup bizi takip eden arkadaşlarımıza hediye edeceğiz. Aynı şekilde deneme çekilişlerimiz de olacak. Bizleri takip edin diyerek dördüncü konuma geliyorum. Dördüncü konumuz da ne zaman çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar şu bir gerçek. Erken kalkan yol alır. Bu kadar net. Ne kadar erken çalışmaya başlarsanız o kadar iyi olacaktır. Erken çalışmaya başlarsanız konularınızı daha erken bitireceksiniz, daha fazla soru çözeceksiniz, daha fazla deneme çözebileceksiniz ve sorulara daha çok zaman ayırabileceksiniz. Bu net bir şekilde size seviye atlattıracak bir durum. Bu konunun bilincinde olun ve kendinize güvendiğiniz, çalışmaya başlayabilirim, hazırım artık dediğiniz zaman Bismillah deyip başlayın. Çalışmaya da yön verirken yapabildiğinden değil yapamadığından başlamak sana artı puan kazandırır. Yaptığınız zaten cepte, önemli olan yapamadığını yapabilmektir. Bize puan getirecek yer burası. Bu konuda da anlaştığımızı düşünüyorum. Aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Beşinci konumuza gelelim. Teknolojik aletlere ne kadar zaman ayırmalıyım? Arkadaşlarım, teknolojiyi tamamen hayatınızdan çıkarmayacaksınız. Her şey ölçüsünde olursa hiçbir şekilde zarar görmezsiniz. Ne demek istiyorum? Bu konuyu açalım. Sürekli ders çalışmayacaksınız. Dersle çalışacaksınız. Sinemaya, tiyatroya gideceksiniz. Arkadaşlarınızla buluşup vakit geçireceksiniz. Oyunda oynayacaksınız. Ama bunları hak edeceksiniz. Önce emek, sonra yemek bilinciyle hareket edeceğiz. Mesela günlük yapman gerekenleri yaptın. O zaman belirli bir saat oyun oynayabilirsin. Tam tersi. Gün içerisinde yapman gerekenleri yapmadın. O zaman oyun oynamak yok. Bu şekilde kendine ödüller verip gerektiği yerde de cezalar vereceksin. Bunun düzenlemesini sen yapacaksın. En başından beri söylüyorum. Programımız yok. Kendini tanıyacaksın ve kendi programını kendin hazırlayacaksın. Başkalarından beklemeyeceksin. Demeyeceksin şu rehber hocam bana program hazırlasa da keşke ben buna uysam. Ben bu şekilde program hazırlayıp da uyan öğrencinin olduğunu çok az gördüm. Çünkü hepiniz biriciksiniz, bir tanesiniz. Hepinizin öğrenme düzeyi farklı, hepinizin dikkat düzeyi farklı. Bu sebeple genel bir ders programı değil de sizler kendinizi tanıyarak kendi yolunuzu, kendi programınızı kendiniz yapacaksınız. Bizler de elimizden geldiğince aklınızın takıldığı sorularda sizlere yardımcı olup rehberlik yapmaya çalışacağız. Bunların hepsi sizin için, siz başarılı olun diye. Bugünlük benden bu kadar. Aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmında belirtin. 2021 tayfayı burada görmek istiyorum. Kanalımızı arkadaşlarınıza önerin. Burada bir çoğunluk olalım. Yorumlarda sevgi ve saygı çerçevesi içerisinde bilgi alışverişinde bulunalım. Birbirimize yol gösterelim ve sonunda istediğimiz bölümleri kazanalım. Güzel yerde olalım. Belki bir yerlerde sizlerle buluşuruz. Aynı ortamda çalışma imkanımız olabilir. Takıldığınız yerlerde mutlaka benimle iletişime geçin. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. O sene bu sene olsun arkadaşlarım.